Bu ülkenin bir ilinin, bir ilçesinin, bir köyünde, yani bir yerleşim biriminde 10 gündür bir sokağa çıkma yasağı ucubesi adı altında bir mezalimin yaşandığından toplum acaba basın aracılığıyla ne kadar haberdardır? Bu ülkenin bir yerleşim birimi, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Kuru Köyü'nde sokağa çıkma yasağı adı altında kesintisiz bir zulüm, kesintisiz köylülere dönük işkence ve yargısız infazların olduğu haberleri ortalıkta dolaşırken resmi yetkililer, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kafasını kuma gömmüş, bu konuyla ilgili bütün çağrılarımıza rağmen herhangi bir açıklama yapmamaktadırlar. Özellikle ifade edelim, 1990'lı yılları aratmayan, hatta bazı yerlerde 90'lı yıllara deyim yerindeyse rahmet okutan OHAL uygulamaları ve zulüm politikalarıyla karşı karşıyayız. Nusaybin'in Kuru Köyü'nden hastaneye ulaşabilenler, ki ulaşmak isteyen herkesin ulaşamadığını da ifade etmiş olalım, ulaşabilenlerin vücutlarında ağır işkence izlerine rastlanmaktadır. Köyden çıkan ve okuma yazma bilmeyen kadınlara ne olduğunu bilmediğimiz kağıtlar askeri yetkililerce imzalatılmaktadır. Soruyoruz, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanlığı bir an önce cevap vermelidir. Köyden çıkmak isteyenlere neden izin verilmiyor? Çıkışı kabul edilenler açısından imzalatılan kağıdın içeriği nedir? Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınlardan almış olduğunuz parmak izi ve imzayla kendinizi işlemiş olduğunuz hangi suçtan kurtarmaya çalışıyorsunuz? Nusaybin'de yaklaşık 13-14 ay önce bu ülkede yaşanan ve toplum vicdanını inciten, sızlatan yeni bir Cizre yaşanıyor. Unutulmamalıdır ki Cizre bir tarihsel hafıza olarak bu toplumun belleğine kazınmıştır. Şöyle ki kazınmıştır, unutulmamalıdır ki ulusal ve uluslararası bütün kurumlara biz çağrı yaparken sıradan bir olay için çağrı yapmıyoruz. Geçen yıl bu vakitler Bosna Hersek'ten sonra Avrupa'da üye ve aday ülkeler içerisinde en çok sivil katliamı geçen yıl Cizre'de AKP döneminde yaşandı. Bu bütün uluslararası insan hakları örgütleri ve kurumları tarafından kayıt altına alınmıştır. Cizre'nin hala içimizi sızlatan o görüntüleri gözlerimizin önünden gitmemişken Cizre sürecinde ne yapıldı? Cizre'de sokağa çıkma yasağı sona erdikten 3 ay sonra Mayıs ayının sonunda meclise indirilen ve Haziran başında yasalaşan bir paket ile Cizre olaylarının müsebbiplerine dokunulmazlık zırhı getirildi. Hukuktan kopmuş, insanlık suçuna tekabül etmiş uygulamalara imza atmış, komuta kademesine, komutanlara, askerlere, özel harekatçılara siz dokunulmazlık getirerek 15 Temmuz'un altyapısını hazırladınız. O gün Haziran ayının başında özellikle Cizre'yi, Sur'u, Silopi'yi, İdil'i, Nusaybin'i bu hale getirmiş olan askeri personellere dokunulmazlık getirerek darbenin zeminini bizzat iyi siyasi iktidarın kendisi hazırlamıştır. Ne acıdır ki askerlere dokunulmazlık getiren siyasi iktidar sadece bu dokunulmazlık yasasından 10 gün önce mecliste HDP'lilerin dokunulmazlığını kaldırmakla meşguldü. Bu yönüyle özellikle darbeye müsait durumda olan, darbeye teşebbüs etmek durumunda olanların yardım ve yataklığını değil bizzat sahipliğini AKP iktidarı yapmaktadır. Hiç kimse kalkıp bu darbenin mağduru olarak AKP'yi bize anlatamaz. AKP darbenin ortağıdır, mağduru ise 80 milyon insanımızdır. AKP darbeden ne çekti? AKP darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak görüp kendisine muhalefet eden bütün toplumsal dinamikleri sindirmek
ve onlar üzerinde korku politikalarını uygulamakla meşgul oldu. Şimdi buradan hareketle AKP böyle bir süreçte referanduma gitmek istiyor. Başbakan'a çağrımız, siz referandumdan hayır çıkacak. Hayır çıksa da gidicisiniz, evet çıksa da gidicisiniz. Biz zerre kadar evetin çıkacağına inanmıyoruz. Bu toplumun feraseti, basireti ve vicdanı güçlüdür. Hem de anlamlı bir oyla 16 Nisan günü hepimiz şahitlik edeceğiz ki hayır çıkacaktır. Ve hayır çıktığı anda da Binali Yıldırım kendi siyasi hayatını sonlandırmış olacaktır. Çünkü anayasa değişiklik paketi meclis genel kuruluna geldiği zaman kendi grubu adına konuşan genel başkan Binali Yıldırım sistemin bittiğini, başbakanlık sisteminin çürüdüğünü, bununla devam edilemeyeceğini itiraf etti. Eğer mevcut sistemle devam edemeyeceğini anlamış bir başbakan, getirmek istedikleri paketler reddedilince ondan sonra artık bir siyasi mefte olacaktır. Aynen geçen yıl bu vakitler yapmış olduğu suç, günah, insanlık suçuna tekabül eden Cizre Sur Silopi'deki uygulamalar döneminde esip gürleyen Davutoğlu gibi gidecektir. Söyleyelim Sayın Binali Yıldırım'a, Davutoğlu'nun sesi seninkinden daha gür çıkıyordu. Cümleleri seninkinden daha düzgündü. İşlenen katliamları senden daha iyi anlatıyordu. Ama böyle bir kandırılmışlık, körü körüne adanmışlık üzerinden size işletilen suç ve günahlardan kurtulamayacağınızı iyi bilmelisiniz. Siz olsa olsa Cizre ile özdeşleşmiş olan Davutoğlu'nun Nusaybin ile özdeşleşmiş olan devrik başbakanı olursunuz. Davutoğlu iyi kötü bir seçim kazanarak gelmişti. Siz ne kazandınız? Siz üst üste biri siyasi biri askeri iki darbenin ürünü olarak bugün başbakansınız. Ve bu gibi çatışmalı ortamlar insanlık suçuna Nusaybin Kuruköy'de olduğu üzere tekabül eden olayların tamamının birer kara delik olduğunu, insani, ahlaki, vicdani kara delik olduğunu, ekonomik kara delik olduğunu, her şeyi yiyip yutacağını ve başta da bu olayların, bu çatışmaların, bu zulümlerin müsebbiplerini yiyip yutacağını bir an olsun başbakan aklından çıkarmamalıdır. Buradan ulusal ve uluslararası bütün insan hakları örgütüne, vicdan sahibi olan herkese Nusaybin'de ne oluyor diye sormaya bir kamuoyu ve duyarlılık oluşturmaya çağırıyoruz. Siz değerli basın emekçilerine söylüyoruz. Bizim söylemlerimiz üzerinden takip etmeyin. Sorun, araştırın. Toplumun doğru haber alma hakkını sağlayın. Nusaybin Kuruköy'de 10 gündür sokağa çıkma yasağı adı altında ne oluyor? Her eve ayrı ayrı gidilerek neden işkence yapılıyor? Neden bugün o köyde hiçbir erkek kalmamıştır? Bütün yetişkin erkekler neden bugün gözaltındadır? Kadınlar neden aç, susuz, gıda sıkıntısıyla baş başa kalacak ve çocuklarının doyurabilmekten mahrum bırakılıyor? Köye ait olan 5000 canlı hayvan bugün telef olmakla yüz yüze. Ne zaman oluyor bunlar? 2017 yılı Türkiye'sinde oluyor. Böyle bir uygulamadan gurur duyan varsa duyabilir. Buradan unutmayalım, bir çağrımız da şöyle olsun Sayın Binali Yıldırım'a. Sadece Davutoğlu değildi bu akıbeti yaşayanlar. Çillerler de yaşadı. Ağırlar, güreşler de yaşadı. Benzer konseptleri yaygın bir biçimde Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde, ilçelerde, köylerde onlar da uyguladılar. Ama hiç iyi yad edilmiyorlar. Davutoğlu'nun iyi yad edilmediği gibi. Bakın siz Davutoğlu'nun kazanmış olduğu bir seçimin sonucu olarak elde ettiğiniz çoğunlukla başbakansınız. Ama bugün farklı muhalefet partilerinden Davutoğlu'na ağır ithamlarda bulunurken AKP'li hiçbir vekil çıkıp savunmuyor bile. Aynen siz başbakanlıktan düştüğünüzde hiç savunulamayacak hale geleceğiniz üzere. Bir diğer husus değerli basın emekçileri, o da şu: Mardin'in AKP'li milletvekilleri var.
O iki AKP'li milletvekilinden birine sesleniyorum. Siz 1992 yılının Eylül ayında bilge insan Musa Anter'le birlikte o katledilirken kurşunlandınız. Kurşunlanan bir gelenekten kurşunlayan bir iktidarın mensubu olmaya hangi duyguyla devam ediyorsunuz veya nasıl evrildiniz siz? Seçim bölgenizin bir köyünde bir zulüm uygulanıyor. Haberiniz var mı? Varsa neden susuyorsunuz? Bu zulmün, bu işkencenin, bu katliamın sahibi misiniz? O Mardin milletvekiline sesleniyorum. 92'de kurşunlanan Mardin milletvekili. Şimdi mensubu olduğunuz iktidar seçim bölgenizdeki seçmenlerinizi kurşunluyor. Değerli basın emekçileri, eş başkanlarımız ve 10 milletvekilimiz, toplam 12 arkadaşımız, birçok 70'e yakın belediye eş başkanı ve binlerce siyasetçimizle birlikte tutuklanıyor. Bunlardan bazıları ise tam bir hukuk garabetine tekabül edecek şekilde tutuklandıktan sonra bırakılıp yine hukuksuzca hiçbir maddi delil ve ceza muhakemeleri kanunundaki hiçbir yere sığmayacak şekilde yeniden tutuklanıyor. Size soruyorum, tanıdığınız uzman hukukçulara sorun. Ferhat Emcü ile İdris Baluken hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı CMK'nın hangi maddesine göre çıkarıldı? İdris Baluken bugünden 21 gün önce oy birliğiyle tahliye edildi. Tahliye edilirken AYM kararlar gerekçe gösterildi. Tahliye edilirken iddianamenin çıkmış olması ve yeni bir delil karartma şüphesinin olmayacağı. Tahliye edilirken yurt dışı yasağı ve adli kontrol konarak tahliye edildi. Peki neye binaen tutukladınız? Tutuklama gerçekleşse bile ayda bir mahkemeye kadar dosya resen yeniden görülüp aynı heyet tarafından incelenecek. Şimdi oy birliğiyle az önce saydığım gerekçelerle bırakılmış olan Sayın İdris Baluken'i yeniden tutukluluk haliyle nasıl tutacaksınız? Veya Ferhat Emcü, bakın bu gözaltından serbest bırakılma, savcılıktan serbest bırakılma, sorgu hakimliğinden serbest bırakılma değil, belli bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutukluluk haline son verilmesine CMK'da itiraz yoktur. Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir hukuk garabeti yaşanmamıştır. Siz ilk kez adliyeye çıkarılan ve sorgu hakimliğinden bırakılan birine itiraz etmiyorsunuz. Zaten tutuklu olan birinin tahliyesinden söz ediyoruz biz. Görüştük. Farklı illerde görev yapan başsavcılar, ağır ceza hakimleriyle görüştük. Onlar aracılığıyla Yargıtay'a sordurduk. Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir usul yok. Anlamlandıramıyoruz, bir yere oturtamıyoruz diyorlar. Ama anlaşılan o ki, gözünü referandumda hileyle hurdayla, baskıyla zorla, evet çıkarmaya körleştirmiş ve kilitlemiş olanlar HDP'yi kendisine büyük bir rakip olarak görmektedir. Ve HDP bütün illerde hayır kampanyası yürütüyor. Geçen hafta ben Muş'ta, Batman'da, Hakkari, Yüksekova'daydım. Dün ve önceki günde Güney Marmara'daydım. Bursa ve ilçelerindeydim. Cumhurbaşkanı bir şeyi doğru anlamış. Bu seçimin belirleyeninin CHP ve MHP değil HDP olduğunu çok iyi anlamış. İstemeye istemeye bağrına taş basarak dün HDP'li seçmenlere seslenmek zorunda kaldı. Biz de Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz. Hah böyle işte. Sadede gelelim. Bir gün son iki yıldır zulmettiğiniz halka işinizin düşeceğini önceden bilmeliydiniz. Doğru, bir şeyi daha doğru tespit etmişsiniz. Bu seçimde evet ve hayırın %50 üstüne çıkmasının belirleyeni
ağırlıklı olarak Kürt seçmenler ve Türkiye'de HDP'nin etkili olduğu seçmen profilidir. Bunu iyi anlamışlar. Ne diyor? Çağrı yapıyor. Oy verin diyor. Doğru. Açık söylüyoruz. Doğru tespit etmiş Cumhurbaşkanı. HDP oy verecek. Hem de çok güçlü bir katılımla oy verecek. Nasıl hayır vereceğini siz 16 Nisan'da göreceksiniz. Öyle gidip Elazığ'da Kürt şehirlerinin kıyısından köşesinden dolaşarak mahcup bir edayla son 2 yılda yaptıklarınızı da hatırlayarak HDP'den ve onun seçmenden oy istemek öyle mi? Rahat olun. Hiç tereddüt etmeyin. Çünkü bizim seçmenlerimiz ve tabanımız zerre tereddüt etmiyorlar, oy verecekler. Hem de çok güçlü bir hayır oyu verecekler. Ve iddia ediyoruz. Etkinliğimizin ve oy oranımızın yüksek olduğu illerde Türkiye'nin en yüksek hayır oranları çıkacak. Göreceğiz. 16 Nisan akşamında hepimiz buna şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanı bunun farkına varmış. Çevresindeki zevat ve akıl hocaları gerçekliğin bu olduğunu anlamış ve onun önüne böyle koymuş ki istemeye istemeye bağrına taş basarak HDP seçmenine sesleniyor. Tespitiniz doğru ama geç kaldınız. Son 1,5 yıldır size bu çağrıları çok yaptık. Millet iradesini dilinize pelesenk ettiniz ama bu sadece size oy verenler açısından geçerli olan bir durum değildi. Bir diğer husus tutuklu vekillerimizle ilgili. 4 Kasım, bugün 20 Şubat. Tam 3,5 ayını doldurdu. Arkadaşlarımız bizim açımızdan bağımsız ve tarafsız olmayan, siyasallaşmış bir yargı marifetiyle rehin alınmış durumdalar. Arkadaşlarımıza dönük aynı anda 6 ayrı ilde 5 ayrı ilin başsavcılık dosyasının aynı dakikada harekete geçirilmesinden de biliyoruz. Sonraki uygulamalardan da siyasi bir kararla rehin alınmışlardır ve tamamı referandum takvimiyle alakalıdır. Ya değilse 2 hafta önce iddianamesi çıkmış olan eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın yeni kurulmuş bir mahkemede dosya yükü çok az olan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nasıl 3 ay sonraya gün verilir? Türkiye'de şu anda dosya yoğunluğu en az olan ve aralığın sonunda daha 2 ay olmadı kurulalı bir mahkemede 3 ay sonraya gün veriliyor. Diğer eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın ise dosyası iller arasında gidip geliyor. İddianame hazır. Ortada kabul edecek mahkeme bulamıyorlar. Şimdi biz buna tarafsız, bağımsız bir yargı mı diyelim? Şimdi biz buna bu ülkede hukukun üstünlüğü hakim mi diyelim? Ya değilse revanşist duygularla kendisini başkan yaptırmayan bir siyasi partiye, 3 yıldır bu hayallerini suya düşüren bir siyasi partiye dönük siyasi soykırım operasyonları mı diyelim? Bizim açımızdan bu sorunun cevabı nettir. Arkadaşlarımızın hala bugün tutuluyor olması ve büyük çoğunluğunun duruşmasının da 16 Nisan'dan sonra verilmesi bizim için çok manidardır. Aklınca seçim çalışması yaptırmayacaklar. Ya siz Türkiye halklarının vicdanını ne sandınız be? Bu kadar zulüm yapınca, bir partiyi bu kadar öteleyince, hukuktan bu kadar kopunca bu toplumun boyun eğeceğine mi inandınız? Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun feraseti, basireti yüksektir. Göreceğiz. Bu güne kadar AKP dışında kimseye oy vermemiş seçmenlerin büyük bir çoğunluğu bu uygulamalarınızdan, bu adaletsizliklerinizden ötürü 16 Nisan günü size iyi bir cevap verecektir. Anayasa Mahkemesi, ya sizin Balbay ve Haberal kararlarınızı altına attığınız imza daha kurumadı be. Ne bekliyorsunuz? Niye dosyaları ele almıyorsunuz? Bizim lehimize karar verin diye sizden bir beklenti içerisinde olan mı var? Neden görmüyorsunuz bu dosyaları? Şimdi soruyorum size değerli basın emekçileri. Eğer Cumhurbaşkanı çıkıp bugün dese hiçbir milletvekili tutuklu olmamalıdır. Yasama faaliyetinden koparılmamalıdır. Hemen yarın Anayasa Mahkemesi karar verir ya. Bunu mu bekliyorsunuz? Siyasi bir talimat mı bekliyorsunuz? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri.
Nereden talimat bekliyorsunuz? Değilse siz gizli bir talimata binaen orada bu dosyaları ele almamak için bekliyorsunuz. Bizim için başkaca bir anlamı yoktur. Ya değilse bugünkü 15 üyenin 11'inin altına imza attığı bir dosya var ya. Bir milletvekilinin tutuklu kalması hem onun yasama faaliyetlerinden kopmasına hem de oy veren seçmenlerin mağdur olmasına sebep olur diye imza atmışsınız. Niye görmüyorsunuz bu dosyaları? Buradan hareketle özellikle şunu söyleyelim. Bütün bunların nasıl özellikle paketle ilgili olduğunu ifade etmek adına söylüyorum. Ne diyor Başbakan, Cumhurbaşkanı? Partimizin adını ağzına alarak biz hayır dediğimiz için kendileri evet'e çalışıyormuş. Bu partimizin ve ona gönül veren yüz binlerin ne kadar doğru bir yolda olduğunu ve ne kadar doğru bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor. Evet, biz hayır diyeceğiz ve 16 Nisan'da da sonucun hayır olmasını hep birlikte şahitlik edeceğiz. Biz isterdik ki 3 yıldır başkanlık istiyorsun ve bunu mütemadiyen dile getiriyorsunuz. Bu paket ilk kez 5 ay önce gündeme geldi. Bir ay komisyonda tartıştınız. Koca koca akademisyen, yandaş akademisyenler çalıştırdınız. Bütün kanalları teslim aldınız. Bütün televizyonlarda bu paketi allayıp pullayıp tartıştırıyorsunuz. Getirdiniz genel kurulda, 20 güne yakın genel kurulda tartışıldı. Ya 18 maddesinden bu halkın lehine bir maddeyi bu halka sunamıyor musunuz? Biz hayır dediğimiz için evet diyorsunuz. Mesela biz isterdik ki bizim hazırlayacağımız bir anayasa taslağında her maddesinin toplumumuza nasıl faydalar getireceğini savunuruz biz. İsterdik ki onlar da çıksınlar desinler. Dördüncü madde bu ülkede herkesin aidiyet ve sahiplenme duygusunu arttıracak. Yedinci madde bu ülkede herkesin eşit yurttaş olmasını sağlayacak. Dokuzuncu madde bu ülkede ekonomik rahatlık sağlayacak. 13. madde bu ülkede bozulan istikrarın yeniden tesis edilmesine hizmet edecek. Gibi gibi bu toplumun içerisinde menfaatinin olduğu maddeleri sıralasaydılar ve savunabilseydiler. Bugüne kadar bir maddelerini tartışmaya açtıklarını ve halka bunun üzerinden evet ikna ettiğini gördünüz mü? Hayır. Varsa yoksa HDP hayır diyormuş. O zaman sizin yürüttüğünüz evet kampanyası değil ki. Yürüttüğünüz hayıra hayır kampanyası. Bugün siyasi iktidar evet kampanyası yürütmüyor. Siyasi iktidar hayıra hayır kampanyası yürütüyor. Siyasi iktidar paketine güvenmiyor. Siyasi iktidar paketinin 80 milyon insana bir fayda getirmeyeceğini çok iyi biliyor. Siyasi iktidar kendi paketine evet dedirtebilecek bir argüman üretemiyor. Çünkü bu paket mutlu azınlıklar ortaya çıkarır ve o mutlu azınlıklar da mutluluğunu mutsuz çoğunluklar üzerine bina etme ruhuna ve felsefesine sahiptir. Biz bir avuç mutlu azınlığın 80 milyon insanı mutsuz etmesine asla sessiz kalmayacağız. Gönlümüz de böyle bir şeye el vermez. Buradan hareketle iktidarın bile bu kadar yüklenmesine, hayır diyenleri teröristlikle suçlamasına, bu konuda yargıyı, medyayı, bürokrasiyi, mülki amirleri harekete geçirmiş olmasına biraz anlam verebiliyoruz. Çünkü işlemiş oldukları suç ve günahlar yenilir yutulur değil. Az biraz hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, az biraz demokratik teamüllerin hakim olduğu bir ülkede neyle yargılanacaklarını çok iyi biliyor. Ve sonuç olarak da şunu söyleyeyim. Düşünün, Antalya'da bir başsavcı vekili çıkacak. Ey hayırcılar, bekleyin sizin başınıza ne gelecek diyor. Ya hukuk bir adalet kurumu mudur? Yargı bir adalet kurumu mudur? Yoksa intikam kurumu mudur? Az biraz hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede o görevde kalabilir mi? Böyle bir yargıç. Bırakın o görevi bırakmasını. İvedi olarak yargılanması gerekiyor bu yargıcı. Ama HSYK nerede? HSYK'nın meşgul olduğu işler belli.
HDP'li milletvekilleri ve siyasetçiler, DBP'li belediye başkanları ve siyasetçilere karşı kumpas içerisinde. Yargı kurumları kumpas yapmazlar. Açıklık ilkesi, şeffaflık ilkesi gereği açık yargılama usullerini esas alırlar. Ben bütün bunların sonucunda son olarak da şunu ifade edeyim ki bir sözümüz de bu ülkedeki sadece Kürtler zarar görmeyecek bu paketten. Türkler de zarar görecek. Sadece Aleviler değil, Sünniler de zarar görecek. Sadece emekçiler değil, müteşebbisler, yatırımcılar da zarar görecek. Yatırımcılara ve liberallere çağrımdır. Bu siyasi iktidarın ilk 5-6 yılında yakalamış olduğunuz kısmi rahatlığın son 3-4 yılda nasıl bir istikrar bozulumuna neden olduğunu gördünüz. Ve liberallere çağrım o ki yeniden bir bozulmuş istikrara kavuşmak istiyorsanız hayırda hayır vardır diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Varsa sorusu olan bir ya da iki tane alabilirim. Değilse basın toplantımızı. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini bir yere verdim. Bilal Erdoğan'ın kayıpleri darbe girişimine karşı önlem amacıyla bir ağ oluşturdu. Çıktı. Gördünüz mü? Yani sadece başlığı görebildim. Bir organizasyon için gidiyorlarmış. Darbeye karşı hani kitleleri sokağa dökmek için. Ya açıkçası hani sivillerin silahlandırılmasına dönük alabildiğine tehlikeli bu ülkenin geleceğini karartmaya çalışan benzer yöntemleri belli ocaklar ve dernekler üzerinden örgütlediklerini biliyorduk. Zaten bunu tekrar söylüyorum. Özellikle yargının siyasallaşması, kolluğun orantısız yetkilerle donatılması, onların özellikle bugün Nusaybin'de yaşananları yarın ülkenin tamamında hayır diyebilecek güçlü potansiyel taşıyan yerleşim bilimlerine doğru yansıtacağı kaygısını taşıyoruz. Bunun için ülkenin doğusu batısı, Kürdü Türkü, hiç fark etmeksizin bu ülkeyi oluşturan herkesin el birliğiyle bir hayırlı gelecekte hayırda buluşmasının sadece ülkeyi oluşturan belli bir kesim değil, 80 milyon insanın evet demeyi düşünenlerin de hayırlı olacağını ifade etmek isterim. Ve Sayın Erdoğan'ın dünürünün de adının geçtiği böyle bir planlamanın düşüncesinin dahi çok kötü olacağını, bu ülkenin geleceği açısından, kardeşliği açısından, birlikteliği açısından çok büyük riskler barındırdığını ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.